Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Az önce çok güzel, çok keyifli bir program yaptık. Programdan çıktık. Tabii ki doğal olarak yani bir seçim sürecindeyiz. Önümüzde bir yerel seçim var. Herkesin başka başka işleri var. O işlerini herkes bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ses gitmeye gidiyor, biraz yakınmış istersen. Ablamla yapıyoruz bunu şu anda. Baktım ne oluyor diye. Programdan bazı kesitler alıyor. Şimdi ben bütün konferanslarımda şunu anlatıyorum. Kıymetli dostlar, arkadaşlar. Mesela bir şey anlatıyoruz konferansta ve ben o konferansı anlatırken o şeyi bir hareket yapıyorum. Diyelim. Diyorum ki Filistin'de işte sokakta yürüyorduk ve insanlar zafer işareti yapıyorlar diyorum. Bunu fotoğrafını çekiyor adam, tweet atıyor. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy böyle yaptı ve falan diyor, bir destek verdi. Ya da diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı ülkücüye çıktığında şunu yaptı ve biliyorsunuz değil mi diyorum, fotoğrafını çekiyor. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy Rabia yaptığı ve bilmem ne. Şimdi bu habercilik değil, bu gazetecilik değil. Ha bu arada şöyle, şimdi bizi eleştirenler mesela gazeteciliğimizi eleştiriyorlar. Neden eleştiriyorlar? Bir genç kardeşimiz Gazze ile ilgili bir soru sormak istemiş. Ben izin vermediğim için de soramamış. Vay benim gazeteciliğime, bana yazıklar olsun falan filan. Şimdi önce Gazze'ye gelelim. Gazze konusunda hiç kimseyle herhangi bir tartışmaya dahi girmem. Bütün hayatım ve meselenin neresinde olduğum sadece kendi hikayemde değil, çocuklarımın hikayesinde bile bellidir. Dolayısıyla yani açıklama yapacağım son hesap ve kişi bile benimle ilgili tweet atanlar değiller ve olmayacaklar. Ki bu meseleyi böyle bir yerden konuşmaya ve tartışmaya da riyakarca buluyorum. Onu da bir kenara koydum. Yani benim orada nerede durduğum, ne yaptığım bugüne kadar, meseleye nasıl baktığım falan, bunları anlatmaya bile ara veriyorum. İki, neden soruyu böldük? Sadece gazete sorusunu bölmedik arkadaşlar. Ben Murat Kurum'u bu yayında, eğer yayını izlerseniz veya geçen yayında Turgut Altun'u veya daha önceki yayında başkasını en az siyasileri ağırladığımız bu program içerisinde 10 kere böldüm. Murat Kurum mesela defalarca Ekrem İmamoğlu'nu eleştirecek günler kuracaktı. Biz buna müsaade etmiyoruz yayınlarında. Bu siyasi bir program değil. Dolayısıyla burada sadece hayatımıza dair, farklı yönlerimize dair şeyleri konuşacağımız, sizi tanıyacağımız bir program olsun istiyoruz. Herkesi davet ettik. Ekrem İmamoğlu'nu da davet ettik. Biz bu programa, Mansur Yavaş'ı da davet ettik biz bu programa. Tüm siyasileri gelmişler, başka isimlere davet ettik. Gelenlerle programı yapıyoruz. Şimdi gelelim meseleye. Bu programa katılan gençlere de dedik ki, her programın girişinde, arkadaşlar taraf olabilirsiniz, siyasi Murat Kurum'u destekli olabilirsiniz. Çünkü onlar da işte birileri kendi taraftarlarını getiriyor, öğrenciler geliyor, herkes geliyor. Çok kalabalık bir salon orası. Ama ben salonda yayın sırasında bir program da yapmanıza izin vermeyeceğim. Dolayısıyla sohbet edeceğiz. Keyifli program olacak. O yüzden siyasi soru sormanızı istemiyoruz dedim. Hatta son sorulardan birisi, mesela en beğendiğiniz isim kim? Kendinize idol aldığınız isim kim sorusuydu. Onu bile biz aslıyla konuştuk. Ya burada şimdi Erdoğan cevabı gelir. Bu bile politik olur. Bunu bile doğru bulmuyoruz falan diye. Oraları da izlerseniz görürsünüz. Yani bütününü izlediğinizde benim Murat Kurum'u en az 4-5 defa siyasi bir yere çektiği için konuşmayı tatlı tatlı böldüğüm yerlerle karşılaşacaksınız. Gazze sorusu sorulurken de orada mesela işte başka bir formatta program yapıyoruz. Arkadaşımız Gazze ile ilgili bir soru soruyor. Çarak bir soru soruyor olabilir, iyi bir soru soruyor olabilir, kendince önemsediği bir şey soruyor olabilir. Ama program böyle bir program değil. O nedenle de ben daha soruyu bile duymadım zaten. Dedim ki arkadaşlar biz Murat Kurum'un eşine nasıl hitap ettiğini merak ediyoruz, çocuklara nasıl vakit geçirdiğini merak ediyoruz, sosyal hayatında neler yaptığını merak ediyoruz, ne okuduğunu, nasıl gezdiğini, nasıl kızdığını, nasıl eğlendiğini merak ediyoruz. Bunlarla ilgili soracağınız sorular varsa Orhan Gencebay'a da, Orhan abiye de, Murat Kurum'un aslı şabara sorabilirsiniz. Mesele bundan ibaret. Yani sadece Gazze sorusunu bölmedim. Murat Kurum'un, Sayın Murat Kurum'un açıklama yaptığı, siyasi açıklama yaptığı pek çok konuyu böldüğüm gibi siyasi soru sormak isteyen arkadaşları ya da siyasi bir yere programı çeken arkadaşları daha önceki bölümlerde de böldüm. Bundan sonra da böleceğim. Gazze sorusu üzerinden benim gazeteciliğimi falan sorgulayan arkadaşlara da çok selam ediyorum. İyi geceler. Keyifli bir akşam oldu. Farklı bir yönünü tanımış olduk Sayın Murat Kurum'un. Bizim için kıymetli bir programdı. Programın bütününü izlerseniz eğer en çok bu arada beni seven, sevmeyen, kızan, eleştiren herkese özellikle ısrarla tavsiye edeceğim şey sadece bu meseleyle ilgili, hayattaki tüm meselelerle ilgili de yani samimiyetle anlatılan pek çok konu. Köfteciyi sordum mesela. Köfteci meselesi şuymuş. Bakanlığın önüne bir köfteci varmış. Çocuklarını alıp oraya birkaç defa gitmiş. Bana bunu mesela anlatmıştı bir arkadaşım. Yakın bir arkadaşım. Ben hatırlamadım onu. Ya bir köfteci konusu vardı. Neydi diye Murat Kurum'a sordum. O da hatırlamadı. Onu bile bambaşka yerlere çekenler olmuş. Arkadaşlar bu hastalıklarımızdan
kurtulmamız lazım. Bu kes, yapıştır, böl, parçala, arada bir şey ver haberciliğinden de Türk medyasının kurtulması lazım. Fotoğrafın bütününe bakacağız. Bir insanı fotoğrafının bütünüyle sevebiliriz, eleştirebiliriz. Ama aradan çekilen karelerle, aradan kesilen videolarla falan hayatta hiçbir şeyi değerlendiremezsiniz. Sağlıklı sonuçlara ulaşamazsınız. Sağlıklı insanlar olamazsınız. Siz bunları yaparsanız size de birileri bunu mutlaka yapacaktır. Dolayısıyla dünya böyle bir yer. Ediyoruz, buluyoruz falan. İyi geceler, hoşça kalın.